Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Bulunduğum ortamdan dolayı sesim farklı gelebilir, görüntü yok. O yüzden kusura bakmayın ama burada önemli olan sizlere vereceğim bilgiler. Efsane haberlerim var. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Gelecek olan Whale etkinliği ile birlikte ücretsiz çevirme hakları da gelecek. Yani ön kayıt etkinliği olacak. Ön kaydımızı yapacağız. Sonra da gelecek olan etkinlikle birlikte maksimum 500 elma sükleyip harcayarak 30 çevirme hakkı elde edeceğiz ve bu çevirme haklarını da kullanarak Whale Hero kostümünü çıkartmaya çalışabilirsiniz. Hero kostümleri ile ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Mobile Legends oyunu ilerleyen süreçlerde bütün Hero kostümlerini tek bir etkinlikte getirecek. Yani böyle ekranda çevirmeler yapacaksınız. Çevirmeleri yaptıkça puanlar toplayacaksınız. Sonra takas mağazasına gelip 1500 puanı biriktirdiğinizde takas et butonuna basıp buradan istediğiniz Hero kostümünü seçip alabileceksiniz. Anlatmış olduğum bu mantık Abyss kostümleri için de gelecek. Gelecek olan etkinlikle ilgili detaylara ulaşır ulaşmaz muhakkak sizlere bilgisini vereceğim. Kung Fu Panda etkinliğinin orijinal sunuculara gelmesine 10 gün kaldı arkadaşlar. Etkinliğin logosu sol üst tarafta gördüğünüz gibi. Etkinliğin son hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Tamuz kahramanını sağ üstte de belirttiği gibi ilk 10 çekilişte garanti olarak alacağız. Direkt 10x çekiliş yapmanıza gerek yok. Tek tek yapıp 10. çekilişe denk getirdiğinizde de kahramanın kostümünü alabileceksiniz arkadaşlar. Etkinliğe bakacak olduğumuz zaman ilk 10x çevirme 500 elmas arkadaşlar. 1000 elmas %50 indirim var. Ama sol tarafa odaklanacak olursanız 100 elmaslık kısım her gün indirimli olmuyor arkadaşlar. Yani orası sabit. Etkinlik orijinal sunuculara geldiğinde 100 elmas yazan yere 50 elmas yazacak. Sonrasında hep 100 elmas. Çünkü test sunucusunda o şekildeydi. Orijinal sunuculara gelene kadar neler olur bilemem. Yine bu etkinlikle ilgili şu bilgiyi vermek istiyorum. Mobile Legends oyunu buranın ödül havuzuna çok farklı ödüller ekleyecek arkadaşlar. Bu ödüllerle ilgili detaylar yakın zamanda çıkar. Burada görebiliriz. Onun da videosunu çekip sizlere göstereceğim. Sıradaki haberim şanslı kutu etkinliği ile ilgili. Burada söyleyecek olduğum bilgileri başka hiçbir yerde duyamazsınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel araştırmalar sonucunda sizleri sevindirecek bilgiler elde edindim. Hepinizin bildiği gibi oyunumuzda 3 tür epik kostüm var. Süre sınırlı, market epik ve çark epik kostümleri. İlk olarak haberim şu, Mobile Legends oyunu bu epikleri birbirinden ayırt edici özellik getirecek. Hepsine epik yazacak ama birinin rengi sarı olacak ya da farklı bir isim de gelebilir bilemiyorum. Diğerinin rengi başka olacak ama bu kostümleri birbirinden ayırt edebileceksiniz. Hepinizin bildiği gibi oyunumuzun en pahalı kostümleri legend kostümler. Sonrasında özel etkinlik kostümleri, kolektör kostümleri, çark epik, market epik bu şekilde aşağıya doğru gidiyor. Şimdi Mobile Legends oyunu artık kolektör serisini bir alışkanlık haline getirdi ve kolektör kostümlerini alabilmek için bayağı bir para vermeniz gerekiyor. Eğer direkt alırsanız 6000 küsur elmas, eğer indirim beklerseniz 3300 elmasa filan maksimum alabiliyorsunuz. Mobile Legends oyunu tam bu noktada mükemmel bir proje getiriyor arkadaşlar. O da şu. Çark Epic serisi, yani şanslı kutu serisi artık oyunumuza tekrardan gelmeye devam edecek ve buradaki kostümleri maksimum 2000 elmas, minimum şansınız varsa 1800 elmaslara falan alabileceksiniz ve buradaki kostümler efektif olacak. Yani epiğin bir tık üstü, kolektörün bir tık altı. Güzel kostümler, güzel bir seri bizimle olacak. Hemen test sunucusunda şöyle test çevirmesi yapayım ben arkadaşlar. Şu çıkaracaklarımı çıkartayım. Martis kalsın, şu da kalsın. Megafon da çıksın. Sonra ne çıkartalım? Şunu çıkartalım. Onaylayalım. Bir tane çevirelim arkadaşlar. Etkinlikte bu şekilde olacak. Çevirmeleri yaparak kostümleri en uyguna almaya çalışacağız arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Etkinliğin kurallarını merak edenler varsa şu an ekrana yansıttım. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şu da etkinlikteki eşyaların çıkma olasılıkları arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi sizlere çok 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 önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Biliyorsunuz mobil MOBA piyasası kızışıyor. Honor of Kings oyunu çıktı ve Mobile Legends oyunu halihazırda öyle bir etkinlik getirdi ki kitlesini oyuna bağladı resmen. Herkes Smurf hesap açıp efsaneye kasıp puan toplayıp kolektör kostümleri toplamaya çalışıyor. Mobile Legends bu işi çok iyi biliyor arkadaşlar. Şu anda Mobile Legends kitlesi MLBB'ye yapışmış durumda. Honor of Kings oyunu çıktı. O da çok güzel kampanyalar getirecek. Bütün mobil MOBA oyunları kitle çekmek için mükemmel etkinlikler getirecek. Mobile Legends oyunu da ilerleyen süreçlerde test sunucularında bulunan
Zafer Ödülü etkinliğini oyunumuza getirecek. Etkinlik nasıl arkadaşlar? Peş peşe kazanmanız hiç önemli değil. Birinci kazanmada test sunucusunda bunu veriyor. İkinci de bunu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40 görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ödülleri? İşte Mobile Legends oyunu bu etkinliğin aynısını orijinal sunuculara getirecek. Aradaki tek fark şu olacak. Müfreze jetonu yerine büyük ihtimalle buraya elit, spesyal bir kostüm koyacak arkadaşlar. 40 galibiyete ulaştığınız zaman bir kostüm sandığı da olabilir. O kostüm sandığında seçip istediğiniz kostümü alabileceksiniz. Buradaki ödüller ise diyelim bir tane kahraman parçası, bir tane nadir kostüm parçası. Dandik ödüller olacak. Belki şu üst seviyelere büyülü çark iksiri vesaire gibi ödüller eklenebilir arkadaşlar. Böyle muazzam güzel bir etkinlik ilerleyen süreçlerde orijinal sunucularda olacak. Sıradaki haberim parça mağazaları ile ilgili birçok kişi soruyordu. Parça mağazaları tekrar yenilendi arkadaşlar. Premium kostüm parçası kısmı ile ilgili herhangi bir değişiklik yok. Nadir kostüm parçası alanına baktığımız zaman CYC, Leomord, Aurora, Kaja kostümleri kalkıyor. Bunların yerine hemen bakalım. Yuuzhong geliyor, Argus geliyor, Natalia geliyor, Alucard geliyor, Moskov geliyor arkadaşlar. Güncel listemiz bu şekilde olacak. Kahraman mağazası kısmına da baktığımız zaman buradan YSS kalkıyor. Kimi kahramanı kalkıyor. Kalkan kahramanların yerine de Feni geliyor, Tamuz geliyor, Veil geliyor, Estes geliyor arkadaşlar. Yeni güncel parça mağazası değişiklikleri bu şekilde olacak. Sıradaki haberim Eylül ayı Yıldız Üyelik ve Kolektör kostümleri ile ilgili. Biliyorsunuz Eylül ayının Yıldız Üyelik kostümü Atlas kahramanına geliyor. Atlas'a alternatif olarak Parşa, Gunivir, Clint ve Hayabusa kostümlerini alabileceksiniz. Eylül ayının Kolektör kostümü ise Mia kahramanına geliyor. Mia'ya alternatif olarak Atlas ve Aldous kostümlerini alabileceksiniz. Eğer Mobile Legends oyunu son anda bir değişiklik yapmazsa. Sıradaki haberim SS kahramanının yeni kostümüyle alakalı. Bununla ilgili de Mobile Legends oyunu etkinlik getirmeye karar verdi arkadaşlar. Bu etkinliği zaten biliyorsunuz ama ben yine kısaca değinmek istiyorum. Normalde oyunumuza gelen 899 elmaslık epik kostümleri ilk haftaya özel indirimle birlikte 629 elmas oluyordu. Yani 629 elmasa kostümü alabileceğiz ama görevleri tamamlayıp daha da uygun alabilmek için daha da uygundan kastım 499 elmas. Başka da aşağı düşmeyecek arkadaşlar. 499 elmasa kostüm alabilmek için yapmanız gerekenler 20 elmas harcayarak ve 40 elmas harcayarak deneme kartını aldığınızda görevde ilerleme yapıyorsunuz. Bu ekrandaki görevleri de yapmanız gerekiyor. O da nedir? Arkadaşlarınıza yardım ediyorsunuz ve arkadaşlarınızdan yardım alıyorsunuz. Zaten etkinlik geldiğinde o menülere tıkladığınızda neyin ne olduğunu anlarsınız. Böyle görevleri tamamlayarak SS kahramanının efsanevi epik kostümünü en ucuz fiyata alabilirsiniz. Hepiniz Punch Man'i biliyorsunuz arkadaşlar. Hatta Arena of Valor'a geçtiğim dönemlerde Punch Man işbirliği gelmişti. Punch Man'deki Saitama kostümünü Arena of Valor oyunu bizlere ücretsiz vermişti ve çok güzel bir etkinlik getirmişti. Mobile Legends oyunu da Punch Man işbirliği ile alakalı umarım çok güzel bir etkinlik getirir. İlerleyen süreçlerde Punch Man işbirliğinde hangi kahramanlara yeni kostüm gelecek, bununla ilgili bilgiyi sizlere vereceğim. Efsaneler hazır olun arkadaşlar. Şimdiki haberimi başka kanallardan duymuş olabilirsiniz arkadaşlar ama ben yine de duymayan insanlar varsa onlar için tekrarlamak istiyorum. Mobile Legends oyunu Sevgililer Günü'nün yeni kostümlerini Feni ve Cloud kahramanları için getirecek arkadaşlar. Bunun için de anket yapıyor. Şu an ben konuşurken siz anketin görsellerini ekranda görüyorsunuz. Bu 4 kostümden birisi oyunumuza Sevgililer Günü kostüm olarak gelecek. Bunun yanı sıra Mobile Legends oyunu Lui kahramanına kostüm getirmeye doymuyor. Yeni bir anket başlatıldı arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi ilerleyen süreçlerde Lui kahramanına epik kostüm olarak gelecek. Mobile Legends oyunu başarılar kısmındaki galeri alanını geliştirdi arkadaşlar. Buradaki yön tuşlarına, sağlı sollu yön tuşlarına bastığınız zaman galeriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Gerçekten eskiye göre bayağı bir iyi olmuş arkadaşlar. Bunun yanı sıra şöyle bir özellik de var. Sol alt tarafa bastığınız zaman karşınıza o galerinin logoları geliyor ve buradan hızlı seçimde yapabiliyorsunuz. Mesela şu 515'e tıklayalım. Bakın buraya geldik arkadaşlar. Onun dışında Zodya'ya tıklayınca buraya geldik. Sağ alt taraftaki büyüteç işaretine bastığınız zaman o galerinin kostümlerini böyle toplu görebiliyorsunuz. Paylaş butonuna bastığınız zaman da galeriyi komple paylaşabiliyorsunuz. Sağ üst taraftaki hediye kutusuna tıkladığınız zaman da o galerideki görevlerin
listesi geliyor. Orada görevleri tamamlayınca da ödülleri oradan alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra şöyle bir şey daha göstermek istiyorum hemen. Şuraya tıklayalım. Mikrofon işareti de var arkadaşlar. Bazı galeridekilerde özel ses efekti olmadığı için çıkmadı. Mikrofon işaretine tıkladığınız zaman da o galerideki heroların seslerini dinleyebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere çok önemli bir bilgi vereceğim. Promosyon elmaslarını biliyorsunuz. Her yıl Mobile Legends oyununun bizlere yapmış olduğu bir jest diyelim. Ama bu yıl bambaşka olacak arkadaşlar. Videonun geçmiş dakikalarında da bahsetmiştim. Artık mobil MOBA piyasası kızışıyor. Bu yılki promosyon elması etkinliği muazzam geçecek arkadaşlar. Çok güzel, çok farklı kostümler gelecek. Bunun yanı sıra şu bilgiyi de vermek istiyorum sizlere. Promosyon elmasını 1 alıyorsak 2 alacağız. Yani 899.000 promosyon elması alıyorsak 2000 promosyon elması alabiliriz. İlerleyen süreçlerde promosyon elmasları ile ilgili detaylar çıkacaktır. Muhakkak sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bu video da bu şekildeydi. Sizlerden bu videoya bolca like istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.